hoş geldiniz diyorum. Biraz tabii hem çok istifadeyle izledim hem de biraz mahcup oldum çünkü sağ olsunlar arkadaşlarımız hem bazı güzel sözleri layık gördüler. Biz onlara layık değiliz ama hakikat Allah'a aittir. Allah'a aittir. Biz ancak tahsis-i nimet kabiliğinden eğer bizim üzerimize düşmüş bir güneş parçası varsa o belki görünüyordur. Bizde değil. Şimdi efendim, arkadaşlarımızın gerçekten teşekkür ediyorum. Hepsi farklı açılardan yaklaşmışlar. Tabii kitap da zaten bir derleme olduğu için o kitabın içinde benim aslında gençlikten itibaren yazdığım kitap, yazılar var. Yani ben yazı hayatına çok erken başladım. Lise çağlarında başladım. Yani yazmaya da hem çok meyyalim, hem yazmayı çok seviyorum, hem de kolay yazıyorum Allah için. O yüzden bunları bir araya getirelim dedik ve ne diyelim diye ismini düşündüm. Onlardan, o yazılardan birisi sanki her şeyi özetliyor, kalbin aklı. Aslında bir ayet-i kerimeden alınmıştır. O yazıya vesile olan ayet-i kerimedir. Araf suresinin 179. ayetinde Mevlamız şöyle buyuruyor. O kafirlerin mealen kalpleri vardır fakat fıkh etmezler. Akletmezler değil. Akıl başka bir şey. Fıkh etmek ayrı bir şey. Fıkıh kelimesi oradan geliyor. Bir şeyi eksiksiz bir şekilde künhünü kavramak. Tam olarak kavramaya deniyor. Fıkıh. Dolayısıyla ilk dönem uleması, müştehitler, imamlar, İmam-ı Azam Hazretleri mesela Fıkıh-ı Ekber'dir kitabın adı. Fakat fıkıh kitabı değildir tabi, akaid kitabıdır. Çünkü akide olarak anlaşılıyor. Neden? Gerçek fakih ilk zamanlarda Allah-u Teala'nın Resulullah Efendimiz'in muradını tam kavramış insanlara deniliyordu. Hazreti Abbas, İbn Abbas Hazretleri gibi Resulullah Efendimiz ona yaptığı dua, Allah'ım sen bunu fakih eyle deyince fakih eyle deyindir. Şimdi dolayısıyla oradan tabii bir ışık yandı. Acaba bizim iki asırdan beri yaşadığımız birçok yarılmalar var. O tenakuzlar, aykırılıklar ve çatışmalar bizi bugün aslında şizofrenik bir yapıya getiriyor. İslam alemini ben pek çok vazifem gereğiyle 30 yıl boyunca devlette çalıştım. Uluslararası ilişkilerde daha çok çalıştım. Dolayısıyla dünyayı da İslam dünyasında pek çok yerine gittim. Hem bizzat görerek, hem okuyarak gördüğüm, kendi tabii ki asıl evveliyatımıza baktığımızda gördüğümüz şey bizim maalesef sadece geçmişimizden kopuk olmadığımız, kendi içimizde de kopuk olduğumuz. Yani her bir insanımız kendi içinde kopuktur. Statta ecdadına bağlıdır. Stattan dışarı çıkınca ecdadından kopar. Tarih dersinde ecdadına bağlıdır. Tarih dersinden çıkınca ecdadından kopar. Böyle güzel bir türkü dinlediği zaman kendine bağlanır. Türkü bittiği anda başka bir şey dönüştür. Şimdi dolayısıyla benim bütün derdim küçüklükten beri, ben Ankara Çinçinliyim, gecekondu çocuğum. Şimdi biz bu konularla uğraşınca millet şey sanıyor, aa adam işte müzikle uğraşıyor, işte yazıyor, çiziyor. Herhalde bu balkon çocuğudur, Ankara Çankaya'dan bir yerden geldidir. Öyle değilim. Ben Ankara Çinçin'de çok fakir bir ailenin 8 evladından birisiyim. Babam hiç okula gitmemiş bir insan. Allah hayırlı ömürler versin. 90 yaşında şu anda Ankara'da. Hiç okul adımını atmamış birisi. Kendi kendine okuma yazımı öğrenmiş birisi. Ama biz 8 kardeş hepimiz o yokluk içinden en az üniversite mezunu olarak hem çalışarak hem okuyarak hayatımız boyunca yetiştik. Şimdi o bir şeyin kökünden geldik, aslından geldik. İnsanda bazı kompleksleri kırıyor. Ben öyle bakıyorum. Benim mesela o konuda bir şeyim yoktur. Ben bir mümin olarak müziğe de öyle bakarım. Uluslararası ilişkilere de, verdiğim derslere de o şekilde bakarım. Hatta bir uluslararası konferans açılışını bana yaptırmışlardı. Müslüman dünyadan gelen gençlere. Ben orada dünyayı nasıl görmemiz gerektiğini anlattım. Bir tane Filistinli kızcağız kalktı, bu tabii şey tarafından, Batı Şeria tarafından, beyni yani. Dedi ki, iyi güzel dedi, siz dedi, hep dedi, Müslüman bakışıyla anlattınız dünyayı. Objektif olmadı ki dedi. Ben ona dedim ki, yavrum dedim, acaba Budist gibi mi anlatsaydık?
Hristiyan gibi mi anlasaydım? Ben Müslümanım. Tabii ki Müslüman gibi anlarım ve Müslüman gibi anlatırım. Sana da tavsiyem dedim, objektiflik denen o dedim, yaftayı artık bırakalım. Objektiflik Batı'nın kendi çıkarlarına astığı güzel bir yaftadır. Objektif bir şey yoktur zaten. Dolayısıyla hakkaniyetli olmak ayrı bir şeydir, objektif olmak ayrı bir şeydir. Bu toplumun içinde yaşayarak, bu toplumun aslında en altından düşünün, Türkiye'nin en büyük gece konsepti, ilk büyük gece konsepti Ankara'dır. Türkiye'nin başkentidir. Şu anda da gidiniz, ben gidiyorum, geçen bayramda da hanımı götürdüm. Türkiye'nin en fakir yerlerinden birisi yine bizim mahalledir. Aynen devam ediyor. Gidip gördüm kaç sene sonra, arada bir gidiyorum ama hala o mahallede fakirlik var. Orada insanlar, bir ülkenin başkentinde öyle bir mahalle olduğu müddetçe biz işimiz bitti diyemeyiz, her şey harika diyemeyiz, Almanya'ya da kafa atarım, Amerika'ya da uçarak tekme çakarım diyemeyiz. Haddini bilmek çok önemli bir şeydir. Şimdi biz ya balonlaşmaya gidiyoruz ya da kendi kendimizi yaralamaya gidiyoruz. İkisi de çok yanlış. Benim düşüncelerim de yanlış anlaşılmasın, ben muhafazakarlık kavramına karşı bir insanım. Muhafazakarlık kavramı bizim asli kavramımız değildir. Çünkü Müslüman'ın muhafaza ettiği tek şey var, o da imanıdır. Müslüman imanı muhafaza eder. Geri kalan zaman ve mekanla ilgili her şeyde o anın gereğini imanla dayanarak yeniden yeniden üretir, yeniden yeniden yaşar. O yüzden Batı'daki anlamda bir muhafazakarlık bizde olamaz zaten. Tabii ne manada kullandığını biliyorum, yani dindarlık manasında eyvallah ama bir şeyin de galat olmasına razı olmak galattır. Yanlışı da muhakkak söylemek ve düzeltmek gerekiyor. Ben öyle bir insan değilim. Mesela benim böyle klişelerle de çok hoş değilim. Yani açıkça söyleyeyim. Çünkü bir mümin ne işle uğraşıyorsa, benim mesela musikiyle uğraşıyorum, seviyorum, uğraşıyorum, eyvallah. Benim kendi musikimizden örnekler bestelediğim gibi benim Batı müziğinde de eserlerim var. Yani şimdi Batı müziği müzik değil mi? Tabii ki o da müzik. Ama anlamını biliyorum tabii ki. Şu anda Şehir Üniversitesi'nde müzik ve medeniyet dersi veriyorum. Kendi tasarladığım bir ders. İngilizce talebelere. Tabii asıl başka bir komedi de budur. Yani Türk talebelere, Türk hoca İstanbul'da İngilizce ders anlatıyor. Bir Las fıkrası var aklıma geliyor. Ula demiş. Ha sen de Türksün, ben de Türk'üm. Niye İngilizce konuşayım diye. Evveli şu, çok basit anlatayım. Bizim Temel Londra'ya gidecekmiş. Hayıflanıyor işte, ben İngilizce bilmiyorum, ne yapacağım orada falan. Cemal, ula demiş, hiç merak etme. Ya bize hep cahil akıl verdiği için bize çok yakın. Hep cahil akıl verdi. Diyor ki, ben İngilizce biliyorum, çok kolaydır. Allah Allah, nasıl kolaydır ya, ben nasıl öğreneceğim, hemen gideceğim falan. O da diyor ki, çok kolaydır. Mesela bizim Türkçe'de ne diyor? Taksi. Ağzını eğeceksin, taksi diyeceksin. Ha bu oldu İngilizce. Taksi dedin, işte İngilizce. Ne diyorsun diyor. Bütün kelimeler böyle, evet, bütün kelimeler öyle. Ula diyor, çok kolaymış İngilizce, ben niye bu kadar dert ettim falan. Mesela diyor, otel diyor, biz otel diyelim diyor. Onlar diyor, otel diyor, ağzını eğeceksin diyor. Aynı şeyi söyleyeceksin. Ha oldu sana İngilizce. Ula bu mudur diyor. Bu diyor. Ula çok iyi diyor. Allah razı olsun. İngilizceyi öğrendik diyor. Neyse. Uçağa atlıyor, Londra'ya varıyor, havaalanından çıkıyor, taksiyi çağıracak, elini kaldırıyor. Taksi diyor ağzına yarayarak, gerçekten taksi geliyor. Uy diyor, ulan İngilizce işe yarıyor. Bayağı konuşuyorum ya. Ondan sonra taksiye biniyor. Diyor ki, otel diyor. Adam bir tane otele götürüyor tabii. Neyse bu şekilde çok mutlu. Ertesi gün otelden çıkıyor, sabah uyanıyor. Şöyle bir gezeyim, bakayım ne var diye Londra'da. Bir tane parkı görüyor, gidiyor içine, bir bankta bakıyor, bir tane burnu falan şekli şemali Karadenizli'ye benzeyen bir adam var. Gazete okuyormuş. Gidiyor onun yanına oturuyor, biraz İngilizce pratik yapayım falan bir yerlisiyle. İşte merhaba diyor ağzını eğerek, öbürü de ağzını eğerek merhaba diyor. İşte neresi oğlum diyor, o da Türkiye'liyim diyor. Ama ağzını bir eğerek konuşuyorlar. Ondan sonra ula diyor, ha sen Türk, ben Türk, niye İngilizce konuşaydın? O da aynı haklanmış, o da ağzını eğerek Türkçeyi yamultuyormuş. Şimdi, kendi ağzında konuşma yüzünden buraya da yol çıkar. Bu gerçek bir olaya dayanıyor, kendi ağzında konuşmak. Görmüştür okuyanlar bu yazıyı.
gerçekten ben Ankara'dayken mahallede çok güzel bir arkadaşımız vardı. Bir de Cancı bir abimiz vardı. Allah selamet versin Cancı Emin abi. Cancı Emin abi, ha bu arada onu da söyleyeyim. Benim entel kepazeliklere bulaşmamam benim akıl ve ruh sağlığımı ve kalp sağlığımı korumuştur. Ben hep mahallede insan gibi insanlara düşüp kalktım. Yani bilgisini sopa gibi kullanmış bir insanla düşüp kalktım Allah aşkına yıllarca. O beni bir şekilde muhafaza ettiğine inanıyorum. Yani bizde birazcık kalp kaldıysa o güzel insanlar sayesinde kalmıştır. Kimisi postacı, kimisi camcı, kimisi kuru yemişçi, bizim ahbaplar hep öyleydi. Hala da öyle olmaya çalışırım. Çok enterlerine düşüp kalkmam. Şimdi o bizim bir arkadaş çok nüktedandı, çok şakalar yapardı. Ona ikide bir de kızardı. Ya kendi ağzında konuş falan diye ona çok bağırırdı. Oradan çıktı bu iş. Arkadaşlar biz kendi ağzımızla konuşmadığımız gibi kendi gönlümüzle de konuşmuyoruz. Kendi gönlümüzle iş de yapmıyoruz. Kendi gönlümüzle hocalık da yapmıyoruz. Kendi bilgimizle de, kendi bilmemiz gerekenle de bilmiyoruz. Şimdi bu kavramlara ben bazıları takıntı derecesinde görür ama ben bunu tamamen anlamla ilgili bir konu olduğu için çok çok önemli. Mesela etik kavram, ben Sabahattin Zahin'de de dersler veriyorum, hukuk ve etik dersi veriyorum mesela. Hukuk ve etik dersinde ilk anlattığım şey her ders söylenir. Müzik dersi de versem, uluslararası ilişkiler, medya dersi veriyorum. İlk önce medya kavramı nereden geliyor? Bizim dilimizdeki asli kavram nedir? Hep asli kavramlar üzerine çocukları eğitmeye çalışıyorum. Aradaki farkı o zaman kendileri zaten görürler. Bir müminin etik kavramını kullanması çok garipdir. Çünkü ahlak kavramı var. Ahlak kavramıyla eğitim hemen hemen hiçbir alakası yok. Hatta zıt bile diyebilirim. Bunu farkında değiliz. Muadiliyet kafası var bizde. Bir tercüme kafası çalışıyor maalesef. İki asırdır böyle. Neden? Müslümanlar galibiyet psikolojisinden iki asır evvel güç kaybını, maddi güç kaybını gördüklerinde dediler ki bizim sadece güç sorunumuz var. O zaman galibiyet psikolojisinden muadiliyet psikolojisine geldiler. Yani eşitlik. Nasıl eşitleme sağlarız? Bu sefer kavramlarını eşit saymaya başladılar. Yani işin tank, tüfek, top, para, pul boyutundan çıktılar. İşin giderek daha derin olduğunu düşünüp kendiliklerinden feda etmeye başladılar. İşte o zaman ulûm-u şer'iyyeyi, yani şer'i ilimleri ilahiyat diye tercüme etmeye başladılar. Fransa'dan edilmiştir. Hiçbir Osmanlı metninde ilahiyat kavramını göremezsiniz. Yok ki. Başka manada var. Bugünkü anlamda yoktur. Ulûm-u diniye ve ulûm-u şer'iyyedir. Onun karşılığı yani dini ilimler, şer'i ilimler. Bunun bir benzeri işte şura kelimesi, yani meşveret kelimesi, istişare etmek Resulullah Efendimiz'e bile emredilmiş bir şeydir biliyorsunuz ayette. Biz bunu tuttuk, parlamentoyla eş saydık. Osmanlı'nın yaptığı şeyleri söylüyor. O yüzden muadiliyet gide gide mağlubiyete döndü. Çünkü kavramını kaybedersen var olan gücünü de kaybedersin. Kavramların bizatihi kendileri güçtür. Mesela dikkat edin, her 10 senede bir Amerika ve Avrupa merkezli her bilimde hemen hemen tutarlı bir şekilde bir dönüşüm olur. Yeni bir kavram ortaya çıkar. Mesela 1990'ların başında bilgi toplumu kavramı ortaya çıktı. Değil mi? Enformasyon toplumu. Şimdi herkes tıpçıdan tut, siyaset bilimciye kadar, mühendisinden tut, eğitimcisine kadar bilgi toplumundan bahsediyor. Fakat bahsettikleri bilgi bizim asli bilgimiz değil. Çünkü bizde bilgi kavramı çok farklı. Ahlakın içinde olmadığı bir bilgi bize matah bir şey değil. Yani o insan bilgin kabul edilmiyor, ahlakına göre kabul ediliyor. Bu ise Batı'da yoktur. Bu yönden kavramlarda önce bir mağlubiyet yaşadık, bunu söylemeye çalışıyorum. Daha sonra bu mağlubiyet en son 1920'lerden sonra teslimiyete döndü. Şu anda teslim oldu. Yani mağlubiyetin bile ötesine geçmiş durumdayız. O yüzden yani bir ilahiyatçımız bile Kur'an'a bakarken bir protestan teologdan örnek alıp bakıyor. Akademik dergilerden bahsediyorum, kitaplarından bahsediyorum. Bu kadar yabancılaşmış durumdayız, kendimiz olmaktan çıkmış durumdayız. O yüzden
arkadaşlarımızın da söylediği gibi bu kitabın aslında tek bir cümlesi varsa hatırlanması gereken derdim olarak biz gücü kaybetmedik, biz kendimizi kaybettik. O yüzden kendimizi bulmamız gerekiyor. Biz kendimizi bulursak kendilik en büyük güçtür. Nitekim benim kendilik üzerine diye sohbetlerim de vardı. Bunu özellikle gençlere yaparım. Onlarda verdiğim bir örnek var. Tersten örnek veriyoruz. Madem Batı'yı çok seviyoruz ve dinimizi bile Batılılardan, Osmanlı tarihini bile Batılılardan sorup öğrenmeye çalışıyoruz. Diyorum onlardan alacağımız şeyler çok az ama bir şey söyleyeyim. Mesela bugün yeni bir ilaç ürettiklerinde, yeni bir teknoloji bulduklarında Batılılar, Amerikalılar bulduysa İngilizce bir isim vermiyorlar. Hangi dilden isim veriyorlar hala? Ya Yunanca, ya Latince'den bir isim koyarlar. Peki bu diller konuşuluyor mu orada? Yok, konuşulmuyor. Millet biliyor mu bu dilleri? Yunanca, Latin bilinmiyor. Ama hala 2000 sene öncesinin kavram ve anlam havuzunu yeniden devşiriyorlar, yeniden türetiyorlar. İşte bizim de bir örnek alacaksak Batı'dan bunu örnek alalım. Mesela şu veya bu Batılı çıkar bu teoriyi meşrulaştıracağımıza, tercüme edip onu sabah akşam milletle tartıştırıp çocuklara öğreteceğimize İbn Haldun'u biraz okuyalım. İbn Haldun'u bugünün şartlarına yorumlayalım. Şimdi Müslümanların yorumlama olayında çok gerideyiz. Çünkü bilgide gerideyiz. Bilgide neden gerideyiz? Çünkü düşüncede gerideyiz. Peki düşüncede neden gerideyiz? Çünkü kavramlarımızı kullanmıyoruz. Kavramlarımızı kullanmadığımız için anlamlarımızı harekete geçiremiyoruz. Mesele bu. O yüzden çok dindar bir insanı bile Allah muhafaza bir kafir gibi ders anlatırken görebiliyoruz. Çok dindar bir insanı müzik yaparken müziğe bir kafir gibi baktığını görebiliyoruz. Ben bu kavramları serbest kullanırım. Çünkü ben müminim. Mümin olmayan inkar edene münker denir, kafir denir. Bu kullanılan şeydir. Bu kesinlikle bir hakaret değildir. Zaten inanmayanların en rahat ettiği medeniyet Müslümanlar medeniyetidir. Çünkü insan nazarıyla bakıyoruz. Zaten herkes insandır, o bakımdan muazzezdir. Şimdi bu gibi şeyleri karıştırmak hoş değil. Mesela pozitif ayrımcılık kavramı kullanılır. Ben buna tamamen karşıyım. Çünkü pozitif ayrımcılığın ne olduğunu da bilmiyoruz. Tercümeyle. Şimdi tek parti döneminde tercümeyle kanunlar alındı. Değil mi? Tercüme edildi. İsviçre Medeni Kanunu Fransa'dan tercüme edildi. Aynen kullanıldı. İtalyan Ceza Kanunu İtalyanca'dan tercüme edildi. Aynen kullanıldı. Kemal Derviş zamanında İhale kanunu İngilizce'den tercüme edip aynen kullanıldı. Maalesef biz de bugün yine İngilizce'den pozitif ayrımcılıkla ilgili kavram alıp yeniden kullanıyoruz. Muhafazakar bir ortamda yönetilmemize rağmen. Şimdi demek ki aymazlık değişmiyor. Sağ solu değişmiyor. Kemalisti, İslamcısı değişmiyor. Çünkü aynı insanlar. Şaşkınlık herkeste var. Kabe maketi kesen müftüler var. Kabe maketinden yaş pasta yapmışlar. Değil mi? Görmüşsünüz. Yani aymazlık. Ne diyelim? Kur'an okuma yarışması yapılıyor televizyon. Bakın ben müzik işi nasıl Kur'an okumayla alışmış bilirim. Tilavetim. Bu anın okuma yarışması yapılamaz. Çünkü Kur'an okumak ibadettir. Dinlemesi de ibadettir. Değil mi? Peki bir ibadetin yarışması yapılır mı? O zaman namaz kılma yarışması da yapalım. Oruç tutma yarışması yapalım. Hadi yavrum bugün sahura kim en erken kalktı? Sen iyi kalkamadın, şeyi az yedin, pilavı falan filan. Aynı mantıktır. Peki hocam bu hafızlar kıraatlerini, tilavetlerini geliştirmesin mi? Ha geliştirir tabii ama üstadları önünde ve halk sadece şahit olarak şov şeklinde değil. Şimdi bakın bu edepsizlik herhangi bir edepsizlik değil. Dinin anlamını yok eden bir edepsizliktir. Bunlar çok kritik şeylerdir. Ama biz bunları normal bir şeymiş gibi yapıyoruz. Çünkü Kur'an'ı artık Allah'ın kelamı ve bizimle söyleşen bir Mevlamız olarak bakmıyoruz. Ona bir metin olarak bakıyoruz. O herhangi bir güfte gibi bakıyoruz. Değil mi? Bir şiiri besleniyorsun, onun güftesi olur. Haşa ve kella. Eğer siz Kur'an-ı Kerim'e sadece bir müzik aracı olarak bakarsanız, Allah korusun, sadece okuduğunuzun Kur'an'la bir ilgisi olmamakla kalmıyor, Kur'an'a da ihanet etmiş olursunuz. Çünkü Allah'ın kelamı herhangi bir kelam değildir. O yüzden ona kelam diyoruz. Mesela ariflerin sözleri de herhangi bir söz değildir. O yüzden onlara nutuk diyoruz. Bunlar hepsi ayrı ayrı kavramlar. Benim gibilerin sözlerine laf denir. Çünkü içi boş olan şeye
söze, laf denir. Bunu bile günlük hayatımızda artık yanlış kullanıyoruz. Ne güzel laf söyledin, ne güzel laf söylenmez. Ne güzel söz söylenir, laf boş olan şey denir. Değil mi? Yani bu bilmemiz gereken bir şey. Şimdi biz örnek olarak bu halde olunca tabii insanların, talebelerin, çocuklarımızın, meslektaşlarımızın aynı ortamda olması, aynı durumda olması şaşırtıcı değil. Sağa solu yok. Bu bir kayıplık hali, bir şaşkınlık hali. Peki hocam nasıl çıkacağız? Bir kere özümüzü ve kim olduğumuzu çok iyi farkına varacağız. Ben bir müminim. Siz bir müminesiniz. İmanınız sizi belirliyor. Yani sizin hocalığınız da bir ameldir. Benim ders anlatma tekniğim, çocuklara yaklaşımım, sınavda sorduğum sorunun zorluğu veya açıklığı, kapalılığı ameldir bunlar. Ahlaktır. Herhangi birisi gibi yapamam. Bana ne deyip yapamam, ben böyle gördüm, böyle yapayım diyemem. Öyle değil mi? Allah-u Teala siz, imtihan kağıdını sizden sormayacak mı sanıyorsunuz? Siz insanları ölçüyorsunuz. Allah da sizi ölçüyor. Aşağı gün. Sizin ölçünüzü ölçecek. Hocam ne alakası var? Sınıfta haşa ve kella Tanrı mı var? Gibi oluyorsa. Bunu bir Müslüman söyleyince feci bir şey olur. Seküler birisinin söylemesi olabilir. Tanrı'yı hayatında belli bir yere koymuştur. Bir köşede oturtuyordur. Ama bizim için öyle değil. Benim musiki icram da öyledir. Beslenemem de öyledir. Bunların hepsi edebin içindedir. Edep demek Allah ile beraber olmak demek. Şimdi biz bunları ayrı sayıyoruz. Bunu ayrı sayanlar dindarlar. Yani asıl yıkım burada yani. Seküler insanlar değil. Onlar zaten ayrı sayıyor. Tanrı hakkı Tanrı'ya, Sezar hakkı Sezar'a diyerek hayatı gördükleri gibi her şeyi. Ama bizde asıl bunu yapanlar maalesef muhafazakarlar. Gitgide o yüzden din anlamını kaybediyor. Allah bir varlık olma hissiyatı ortadan kalkıyor, bir dedikodusu yapılan isim haline geliyor. Biz Allah'ın dedikodusunu yapıyoruz. Bizim Allah'la maalesef çok işimiz yok. Dedikodusunu yapıyoruz, iki asırdır. İslam'ın da dedikodusunu yapıyoruz. O yüzden üzerimizdeki tesiri ve nimeti çok azdır. Bu güneş, ama biz perdeleri kapatıyoruz. Böyle kapattığınız zaman işte dışarıda güneş yok diye şikayet edemezsiniz. Güneş var, ama bu her yerde var. Perdeyi kapatan sensin. Onu açtığın zaman sen de göreceksin ki her yer ışık. Sen de ışıklanacaksın. Mekanın da ışıklanacak, kalbin de ışıklanacak. Dolayısıyla benim hep mücadele ettiğim sanatta, bürokraside, efendim siyasette, düşüncede şu kompleksi bir kenara bırakın. Ama kompleksi bırakmak kolay değil. Çünkü kompleksi bırakınca neyle ayakta duracağım? Bu benim tutunduğum değnekti. Şimdi değneği elinden aldın. Hadi yürü bakayım diyorsun. İnsanlar o zaman yürümekten korkuyor. O zaman kendi içindeki sabiteye, kendi içindeki anlama bağlanman gerekiyor. O da imandır. Bakın bizi biz yapan ecdat değildir. Ecdada ecdat diye şu anda övdüğümüz şeyler mümin oldukları için. Mimar Sinan mimarisinden dolayı, mimarlık teknik bilgisinden dolayı çok büyük bir adam değil. Zaten öyle. Yani dünyadaki iki büyük tarihteki mimardan birisi. Eyvallah. Fakat benim için kıymetli olan büyük bir kul. Edebi çok yüksek. Bu pazar günü ben Süleymaniye Semposyum var İbn Haldun Üniversitesi'nde. Orada bir tebliğ sunacağım. Süleymaniye'deki mimarinin müziğini anlatacağım. Mimari neden müziktir? İç içedir bunlar. Fakat orada hep vurguladığım şey bizim müziğimiz edep müziğidir. Bizim mimarimiz edep mimarisidir. Bizim kitaplarımız edep kitaplarıdır. Neden bahsederlerse bahsetsinler. Çünkü her kitap neyle başlar? Besmele ile, hamdele ve salbele ile başlar ve neyle biter? Doğrusunu Allah bilir. Şimdi bu zaten size klişe gibi, bize klişe gibi gelebilir. Bu ne ya? Her kitap böyle başlıyor. O aslında, onu yazan insan, coğrafya kitabı da yazsa, müzik kitabı da yazsa böyle başlar ve böyle biter. O şunu demek istiyor. Bana bu ilmi veren de el-alim olan Allah'tır. O yüzden ben ancak ondan geleni söyleyebilirim. Şimdi bu edeptir. Bizde bu edep eksik. Sınıflarımızda da eksik. İdareciliğimizde eksik. Siyasetimizde eksik. Ticaretimizde eksik, değil mi? Yani bir yerde böyle çok parlayan bir edepli bir insan görünce zaten o yüzden çok şaşırıyoruz. Ya bu adam Mars'tan mı geldi? Nereden çıktı geldi bu adam? Şaşırtıcı bir şey. O yüzden iman bizatihi edeptir. Yani insan imanını unutmadığı müddetçe zaten edebini muhafaza eder. O edebin de ölçüleri var. O yüzden hep söylüyorum, gençlere de hep söylüyorum. Hangi dersi verirsen verin,
Çocuklara diyorum, çocuklar lütfen akideyi çok iyi öğrenin. Yani inancımızın ne olduğunu öğrenin. İnanıyorum diyorsun, inancın ne olduğunu bilmiyorsun. Kelime-i şehadet okuyorsun, manasını bilmiyorsun. Allah kimdir? Tanıyor musun Allah'ı? Tanımıyorsun. Bari Esma-i Hüsna'sını biraz oku. Allah-u Teala'nın o ismi şerifleri, onların aynı zamanda, onun aynı zamanda sıfatıdır. Bunu tavsiye ediyorum. İkincisi mutlaka bir akaid kitabı okumalarını. Ömer Nesefi Hazretleri'nin çok küçük bir risalesi var. PDF'si var, internette yazıyor. Açın onu okuyun. Neye inandığınızı bir öğrenin. Dolayısıyla sizler bu cehaleti aslında gideren, asıl siyaseti yapan, en büyük siyaset insan inşa etmektir. Siz bu siyaseti yapıyorsunuz. Ben o yüzden böyle eğitimcilerden siyasete sulananları görünce çok kızıyorum. Ya diyorum abiciğim, zaten sen gerçek siyaseti yapıyorsun. Hiçbir siyasetçi senin yaptığını yapamaz. Neden? Bir insanı inşa edemez, kendini bile insan inşa edemez. Anlatabiliyor muyum? Bunu bu kadar küçük görmemek gerekiyor. Büyük işler yapan insanlar olarak aslında en bilinçli olmamız gereken sınıf da bizleriz. Ders verenler, insanlara bir şey aktaranlar, mana aktarmaya, şahsiyet aktarmaya çalışanlar. Değerler eğitimi diye bir ders konuldu. Değerlerin eğitimi olmaz. İngilizce'den maalesef yine tercüme edilip önümüze getirildi. Values Education. Ben artık hemen tahmin ediyorum, bilmediğim konularda bile maalesef. Çünkü artık model bu. Bunu bir tarafa bırakmamız lazım. Ben ahlakı nasıl anlatıyorum? Ben ahlakı ayet kelimeyle başlar, hadisler ve daha sonra hakimlerin, hikmet sahibi olanların sözleriyle anlatırım. Etiği de anlatırım. Ama buradaki tercihimi ortaya koyarak yaparım. O yüzden kendimiz olalım, kendimiz kalalım, kendimiz ölelim. Çünkü biz Allah'a hesap vereceğiz. Şu konuşma da benim için bir hesap verecek bir şey. Dolayısıyla bu şuurdan ayrılmazsak Mimar Sinan'ın büyük olduğu şeyi anlarız. Nedir o? Koca Süleymaniye Külliyesi'ni yapmış bir adam. Koskocaman bir alan orası ve bir sürü biliyorsunuz bina var, cami dahil. Kendisine ayırdığı mezarı gördünüz mü? Mezarı orada. Küçük bir yer. Kaç kişi gördün? Merak ettim. Çok güzel. Hanımlar görmüş, beyler. Toprak altıyla bir işi yok. Mimar Sinan en küçük yeri kendine ayırmış. İşte bu bana Mimar Sinan'ın asıl örnek almam gereken yanı. Çünkü ben mimar değilim. Mimarlık teknikleriyle bir şeyi belki evet ibret alırım. Ama teknik öğrenmem, öğrenemem. İlmim değil. Fakat kulluk ilmini öğrenebilirim. Herkesten öğrenirim. Kafirden de öğrenirim. O yüzden Müslüman açık olur. Çünkü hikmet müminin yedik malıdır. Nerede bulursa alır. Benim bir gün bir ayakkabım kayboldu. Çok uzatmayın. Kırmızı bir ayakkabı almıştı abi. İlk defa, hayatımda ilk defa spor ayakkabısı oldu. Lisede okuyorum Ankara'da. O da çakma bir Nike tabii yani o zamanlar. Gerçeği zaten alamayız. Ben de onu çok hevesle giydim birinci gün. Ertesi gün cuma namazıydı. Cuma namazına gittim mahallede. Abimi çıktım, ne oldu? Ayakkabı yok. Zaten kıpkırmızı fener gibi duruyor. O dönemde de kırmızı spor ayakkabısıymış zaten. Bilinmeyen bir ay. Ondan sonra tabii üzüldüm ben. Şimdi bekliyorum, son cemaat çıkana kadar bekledim. Bir ümit, hani birisi yanlış mı aldı? Alamaz tabii. Kırmızı bir ayakkabı yok çünkü dünyada yok. Yani Türkiye'de yok falan. Neyse, oraya bir tane yırtık bir terlik konulmuş. 44 numara. Hırsız kardeşimiz onu bırakmış gitmiş sağ olsun. En son imam da çıktı, oğlum ne bekliyorsun falan dedim. Ya abi bizim ayakkabı uçmuş falan. Ne yapalım falan dedi. Evet dedim, ne yapalım, bu da bir kader. Eyvallah. Ben de o yırtık terliği giydim ayağıma, eve gittim. Ama gelin görün ki bu olayı hep anlatırım. Hikmet müminin yedik olabilir. Bunun için anlatıyorum. Siz bana hatırlatın, sonunda unutabilir miyim anlattığımı. Sabah gazete almaya gidiyorum. Yolda yürürken kaldığımda bir baktım, önüme bir tane çocuk çıktı. O da gidiyor aynı yönde. Ama önümde yürüyor. Kıpkırmızı spor ayakkabıları var. Ve lop lop ediyor. Ona büyük geliyor. Hemen gittim, Çin Çin edasıyla ensesinden bir yakaladım. Çıkar ondan ayakkabıları. Ayakkabıları hemen orada, hiçbir şey demedim. Hemen orada ben de zaten terliklere gidiyordum. Onun terlikleri ona geçti, benim ayakkabım bana geçti. Şimdi bunu ben hep örnek olarak veriyorum. Mümin, efendim bu Macar'ındır, bu Eskimo'nun, bu Afrikan'ın, bu kafirin, bu Yahudi'nin diyerek hiçbir şeye kapalı kalmaz. Kendi malın olduğu için kimin ayağında görsen görsen tokadı vurursun, alırsın. Tabii ki tokadı. Bunun
bulmuyoruz. Güzelliği, doğruluğu kimde görsek mutlaka alırız. Müminin farkı budur ve herkese Allah'ın eseri nazarıyla bakarız. O yüzden bu güzelliği, bu doğruluğu, bu iyiliği inşallah hayatımızda yaşatalım. Her işimize amel olarak bakalım çünkü öyledir, hesap sorulacak bir şeydir. Allah bu nimetleri boşuna vermiyor. Hocalık nimettir, konuşabilmek nimettir. O işe sizin atanmanız nimettir. Orada bulunmanız nimettir. O çocuklarla Allah'ın sizi karşı karşıya getirmesi bunlar hep Allah-u Teala'nın takdiri içindir. O yüzden Allah'ı unutmadan inşallah hep en iyisini, en güzelini ve bir dakika boş geçirmeden. Beni bazen çok överler, işte çok yönlüsünüz falan. Dedim ki ya benim çok yönlülüğüm aslında çok sıkıldığım için. Ben çok sıkılırım. Yani rutinden nefret ederim. 30 yıl bürokrasi hayatı nasıl geçiyordum ben, bir de bana sorun. Ama ben her işi her gün yeniden yaparım. Sanki yeniymiş gibi yaparım. Yeni bir yönünü bulmaya çalışırım ve meraklıyımdır. Sağını solunu kurcalamadan rahat etmem. Yani onu öğrenmem gerekir. Belki diyorum hani o övgüler tabii asla layık değilim ama beni bir konuda övebilirsiniz. Onu kabul ediyorum belli bir derece. Gayretli bir insan. Evet. Ben gayretliyim. Ve gayretsiz insanlara çok kızarım. Çünkü bize öğretmediler hocam diyor. Öğren. Bak ne güzel. Eksiğini biliyorsun. Tamamlar. Hocam siz Osmanlıca öğrenmişsiniz. Bize öğretmediler. Ula bana da kimse öğretmedi. Ama ben kendim o eksiği hissettim ve gittim. Daha Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık sınıfı okurken bir yandan Osmanlıca kendi kendime öğrendim. Öğrenilebiliyor mu? Öğreniliyor. Yani bunları birilerine sürekli top atarak, şikayet ederek yapamayız. Sistemimiz bunu sağlıyor mu? Şu anda sağlıyor. Osmanlıca dersleri var, piyasada çok var. Bizim zamanımızda yoktu, bulamazsınız yani öğretecek bir yer. Ama sağlamadığı şeyler hala çok fazla. Milli eğitim sistemimiz maalesef çok kötü. Çok kötü. Ama niye kötü biliyor musunuz? İşte o kitapta bir bölüm o. O devlet büyüklerine verdiğim rapordur, eğitim ve kültür üzerine diye. Hala işte 2009'da verdiğim rapor geçen sene itiraf olarak dile getirildi. Yani biz eğitimde, kültürde çok iyiyiz denildi. Allah'a şükür, bu da önemli bir şey. Yeni Milli Eğitim Bakanı, tanıdığım bir insan, çok kıymetli bir insan. Allah güç kuvvet versin, yani bir ümit o dağın arkasında kaldı diyorum. Fakat acaba eğitime niye önem vermiyoruz biliyor musunuz? Çünkü biz insana önem vermiyoruz. İnsana önem vermiyoruz. İnsan önem vermezsen, eğitime, kültüre vermezsen çünkü ikisi de insanı inşa eden alandır. Yol yapması kolaydır. O insan inşa etmiyor, insana hizmet ediyor. Okul binası yapması kolaydır. Sınıflık yapmak kolaydır. Bunlar insan yetiştirmiyor. Şu duvarlar, bunlar insan yetiştirmiyor. Kara tahtada okuduk biz. Ben 66 kişilik bodrum katta, Çin Çin'de ilkokulda başladım. Tepedeydi, kömürlük, kömürlü sınıf yapmışlardı. Ankara'nın merkezinde olan bir şeyden bahsediyorum. 73 senesinde. Peki oradan insan çıkmıyor mu? Çıkıyor. Niye? Hocam insan. Onun bu kadar akıllı tahtası yok. Hala şuradayız. Akıllı tahtanın insanları akıllı yapacağını düşünüyoruz. Akıllı telefonun insanları akıllı yapacağını düşünüyoruz. Hala bu aymazlıktayız. Arkadaşlar, bir alet insanı insan yapmaz. İnsan insanı yapar. İnsanı duvar yetiştirmez. İnsanı insan yetiştirir. O yüzden öğretmenler sağlam olacak ki inşallah nesillerimiz sağlam olacak. İnşallah sizlerden de bu gayreti yapıyorsunuz mutlaka. Ona hiçbir şeyim sözüm yok. Allah gayretinizi çoğalsın. Allah-u Teala niyetinizi sahih eylesin. Her bir anımız çok büyük bir işle uğraşıyorsunuz. Gerçekten söylüyorum. Yani dinlenilecek bence tek iş öğretmenliktir. Çünkü insan ne kadar uğraşsa bir şey inşa edemez. İnsanı inşa edemez. Siz çocuklarımızı inşa ederek aslında kendinizi de ve ahiretinizi inşa ediyorsunuz. Çok önemli bir şey. İnşallah Allah-u Teala hepimize bu konuda büyük gayretler, büyük fetihler nasip eylesin. Diyelim ve istekler kısmına geçemeyelim. Şimdi siz vakit kalmamıştır tahmin ediyorum. Hocam şöyle... Bir şey okumayın diye uzattım zaten. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizi burada canlı canlı dinlemek de çok farklı bir keyif ve lezzet oldu bizim için. İstifade ettik. İçimden şunu geçirdim. Keşke o ders verdiğiniz öğrencilerden biri olabilsek. Ona erişebilsek. İnşallah bize de nasip olur. Bitmiyor eğitim dediğiniz yani. Gibi. Her an yetişmeye, öğrenmeye açık olmalıyız. İnşallah elimizden geldiğince bir yerde yine karşılaşırız ümidiyle diyelim hepimiz için. Allah razı olsun.
İnşallah. Zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Sağ olun. Müsaadenizle size böyle çok küçük bir hediyemiz var. Ben o hediyenin takdimi için Sayın Genel Müdürümüz Mustafa Pasdemir Beyefendi'yi sahneye davet etmek istiyorum. Sağ olun. Öyle dediler.